iki bobinin arasında bir renk 4007 diyotumuzu taktık. Rolemizin kom ucu, ortak ucuyla da bobinimizin bir ucunu şönte attık. Şimdi iki tane buraya led bağlayacağız. Biri normalde kapalı ucumuz, biri de normalde açık ucumuz. İki tane sinyal için led bağlayacağız. Artı uçlarını bağlayacağız arkadaşlar. Kapalı uca kırmızı ledimizi, açık ucumuza da normalde açık ucumuza da yeşil ledimizin artısını bağlayacağız. Eksileri ortak olacak. Kırmızı ledimin artısını normalde kapalı uca bağladım. Yeşil ledimin artısını da normalde açık uca bağladım. Eksilerim ortak oldu. Şimdi TL431 güç transistörümüzü takalım. Bu TL431 transistör güç transistörüdür. Güç kaynaklarında kullanılır. Voltaj ayarlar. En soldaki kılıf numarası size bakan referans bacağı. Ortadaki anot bacağı. En sağdaki de katot bacağı arkadaşlar. Katot bacağını bobinimin en sağ bacağına bağlıyorum. Şimdi referans bacağımızdan ortak rolemizin kom ucuna 2,2 kilo direnç bağlayacağız. Şimdi ledlerimin eksilerini ben buraya bağlamıştım. Ledlerimin eksisinden transistörümün orta bacağına 1K'lık direnç atıyorum. Birinci bacağımdan da 1K direncimin arasına 600 ohm bir tane direnç atıyorum. Bir tane de diyot bağlıyorum 5408. Bu benim artı çıkış ucum olacak. Devremiz bitti arkadaşlar. Şimdi kom ucumuzdan artımızı alacağız. İkinci transistörümüzün ikinci bacağından da eksimizi alacağız. Çıkışlarımız olacak bunlar. Artımızı bizim 5408'den alacağız artımızı buradan. Eksimizi de şu 1 kilo ohmla 640 ohm direncin arasından alacağız. Bunları yapmadan önce devreyi çalıştırmadan önce yanına da bir devre daha yapalım. Batarya doluluk seviyesini gösteren ledlerden bir tane devre yapalım. Daha güzel, daha hoş olur test yapmadan önce. Şimdi ben bu devreyi kaldırıp hemen o devreye geçeyim. Ledlerimizi eksi artı eksi artı eksi artı olarak seri bir şekilde bağlıyoruz. Şimdi aralarına birer K direnç atacağız 5 adet. Thank you.
çok hoşuma gitti. İnşallah şimdi taktığımız zaman da performansıyla bizi mutlu edecek. LED'lerimizin hepsini seri bağladım. Artı ucum şu, eksi ucum şu. Bunlar da hepsi birer 2 ohm direnç. Şimdi bu 12 volt verelim. Hassasiyetine bakalım. Şu iki kablom benim artı 12 voltum, güç kaynağımdan gelen. Şu iki kabloyla ben pil seviye göstergeme paralel bağladım. Şu an burada sıfır enerji var. Ölçü aletini açayım. DC konumunda 12 diyor. Bakalım nasıl. 2 voltaja 2,5. 2 voltaja geldiği zaman kırmızı ledim yandı. Güzel. Sarı kaç dayanacak? Sarı da 4'te hafif parladı. 4.67, 4.90, 5'te gayet daha parlak yandı. Yeşil led 6.14. 6.50 o da güzel oldu. Dördüncü led'imizde 9 söndürelim mi? 9 aynen 9 10 10 civarında yandı. 12'de de en sondaki led'im yanacak. Ya 3 led'le yaptığınız zaman zener diyotla o güzel olmuyor. 2 voltta 3 voltta en dipteki gösteriyor. 10 voltta ikincisi gösteriyor. 12'de de öteki gösteriyor. Ben beğenmedim. Bu şekilde daha güzel oldu. Yani sizi yanıltmıyor. %25, %50, %60, %80, %100 olarak tanımlayabilirsiniz. Bir de düşürelim. Aynen gayet güzel olmuş. Başarılı. Şimdi bir de otomatik 12 volt otomatik şarj kesme devremizi deneyelim. Onda bir sıkıntı var mı? Nasıl çalışıyor? Olsa bunların ikisini paralel bağlayıp devreye alalım arkadaşlar. Öyle test edelim. Ben hemen başlayayım. Artı girişimizi rolemizin ortak ucundan alıyoruz. Eksi girişimizi de TL31'imizin ikinci bacağından, orta bacağından alıyoruz. Çıkış artımızı 5408 diyotumuzun artısını buradan alıyoruz. Eksisini de ortak zaten şaseler. Bağlayıp bir test edelim. Şimdi daha iyi anlamanız için ölçü aletiyle bu şekilde yaptım. Biraz sonra bataryayla da pili bağlayıp pil seviye göstergesini bağlayıp yaparız. Şu ikisi benim çıkış ucum ya roleden kesmek için. O bu ölçü aletime bağlı. Benim bu ölçü aletimde şu direkt giren 12 volt var ya onu görüyor. Sizin daha rahat iyi anlayabilmeniz için. Şimdi ben voltajımı arttırıyorum. Şu an dolum yapıyor diye düşünün. Şimdi bakın burası benim bataryamı takacağım yer ya. Bu ölçü aletim burayı kesti. Benim bir probumun uçları da ölçü aletim girişine bağlı. Buradan 12 volt geliyor ya arkadaşlar. Buradan kesmiş oldu. Bu sizin tamamen olayı anlayabilmeniz için devre. Gördüğünüz gibi kesti. Ana girişim benim 12 voltum hala var. Yani buradan voltajım var. Benim sadece batarya çıkışımı kesecek. Şimdi pil seviye göstergemizi bağlayalım. Onunla kontrol edelim. İki devreyi birbirine paralel bağlıyoruz çıkışına. Buraya da bataryamızı takacağız. Bataryayı bağladım arkadaşlar ölçü aleti probuyla. 11.58 gösteriyor. Şanslıyız, fazla beklemeyeceğiz. Şöyle kablo da çıkarttım. Artı eksi devreme bunu paralel bağlıyorum. %20, %40, %60, %80, %100 olduğu zaman 5. ledimiz de yanacak. Şunları da adaptör şarj girişime bağlıyorum. Şu an şarj işlemi başladı arkadaşlar. Enerjiyi verdim. Aslında bu işleme de gerek yok da. Biraz önce test ettiğimizde direkt kesiyordu. Çok yorumlarda falan sorduğu için keşke şöyle de görseydik, böyle de görseydik diye. O yüzden böyle yaptım. Şu an dolum işlemi başladı. 13-12.5 gibi
enerjisini keser. Bir güç transferimiz, 1 kilo direncimiz, 610 direncimiz, buraya 460 da kullanabilirsiniz. Bir de 5408 diyotumuz, 2 tane de sinyal için led lamba, rolemiz 12 volt. Gelen voltajınızı kom ucuna giriyorsunuz, rolenin artı ucunu, eksisini de TL431'in orta bacağına giriyorsunuz. Çıkışı eksisi ortak. Artı çıkışı da bilen 4508'in artısına bağlıyorsunuz. Buradaki malzemenin aynısını kullanın. Sadece bu 610 ohm direncin yerine 460 kullanabilirsiniz. Muhakkak TL431 kullanın. Başkasını yapmayın. Diyotları muhakkak takın. Ters bağlantı olmaması için. Batarya doluluk seviye göstergemiz de basit arkadaşlar. Hepsi birbirine seri bağlı. LED'leri zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Birer K direnç bağlıyorsunuz. Artı eksi şeklinde bağlıyorsunuz. Artı eksisini alıyorsunuz. Paralel bir şekilde artı eksi bağlıyorsunuz. Devremiz bu şekilde. Gayet güzel, başarılı oldu. Beğendim. Güzelce çalışıyor. Herkese iyi günler dilerim. Görüşmek üzere.